Halk TV ekranlarında Ankara kulislerinde programın son bölümündeyiz. Bu bölümde de yine biraz dış politikaya dönmek istiyorum. Çünkü artık dış politikada AKP elinde biraz iç politikanın yancısı gibi olmuş durumda. O hale getirilmiş durumda. Ama bunun sonuçlarını ülkece hepimiz çekiyoruz. İşte son sıkıntı Almanya ile yaşanan sıkıntı. Almanya ile öyle bir noktaya geldi ki kriz artık Türkiye'nin Interpol üyeliği tartışmaya açılmaya başlandı. Bugün Almanya Başbakanı Merkel'in bir açıklaması var. Bana göre hakikaten benim tüylerimi diken diken eden, beni çok rahatsız eden bir açıklamaydı. Türk hükümetinin yani AKP hükümetinin bir şekilde Interpol'ü kendi iç amaçları için kullandığını belki de söyledi. Bunun ucu Türkiye'nin Interpol'den çıkarılmasına ya da Interpol'deki Türkiye taleplerinin görmezden gelinmesine yol açabilir. Ciddi bir sıkıntı hakikaten hepimiz açısından sıkıntı. Çünkü bizim ülkemiz son derece gergin bir bölgede pek çok sorunla, pek çok terör örgütüyle aynı anda mücadele ediyoruz. Interpol'le alacağımız destek, istihbarat olsun, iade olsun, adli destek olsun elimizden giderse yine o değerli dedikleri ama bana göre hiç de değerli olmayan yalnızlığımızla baş başa kalabiliriz. Almanya'yı o yüzden konuşmak lazım. Almanya etkin ülke. Sadece Avrupa'da değil tüm dünyada etkin ülke ve çok ciddi de bir kriz yaşanıyor bu ülkeyle. Onur Saladı Güzel'e dönmek istiyorum. CHP İstanbul Milletvekili. Ne diyorsunuz? Nereye gidiyor? Öncelikle dış politikanın İç politikada siyaset malzemesi olarak, hamaset malzemesi olarak kullanılması kadar büyük bir yanlış yok. Yani bunu işte stratejik derinlik dediler, onurlu yalnızlık dediler falan ama bunlar sadece kamuoyuna aldatmaya yönelik bakış açıları. Biz 2004 yılının Aralık ayını unutmadık. Türkiye AB'ye girdi diye gündüz gözüyle Ankara'nın göbeğinde Kızılay Meydanı'nda havai fişek atıyorlardı. Dünya tarihine geçtiler gündüz havai fişek atan bir hükümet olarak da. Ama bugün geldiğimiz noktada işte 3 milyon insanımızın yaşadığı Almanya'yla bir krizin eşiğindeyiz ve bunun en önemli boyutu oradaki insanlarımızın karşılaşmış olabileceği sorunlar. Sadece bunu Türkiye'deki siyaseti dizayn etmek, bir mesaj vermek açısından bakmamak gerekiyor. Orada bizim 3 milyona yakın vatandaşımız var. Bunların 1 milyona yakını seçmen ve bunlar elleri yüreklerinde şu an gelişmeleri izliyorlar. Çünkü birçok sorunla karşılaşabilirler. Yani çifte pasaportu olanlar var. Bunlar sorun yaşayabilir. Orada kendine göre eğitim gören öğrencilerimiz var. İşte birçok vatandaşımız bugün Almanya'da ve Avrupa'nın farklı şehirlerinde ve sorunlar yaşıyorlar. Bu sorunların daha da derinleşmesine sebep olacak bir çıkış içerisinde. Ayrıca bu işin bir de biliyorsunuz gümrük birliği ile ilgili bir tarafı vardı. Binali Yıldırım dedi ki sanki biz can atıyoruz dedi. Gümrük Birliği'ni güncellemek istedi. 1995 yılında yapılmış bir anlaşmamız var bizim Avrupa Birliği imzaladığımız 31 Aralık 1995'te. Bunu güncelleyelim istediler ve Merkel buna engel koydu. Diğer taraftan da bizim %50 ihracatımız yani bugün yapmış olduğumuz ihracatın %50'si Avrupa'yla ilerliyor. Evet Avrupa'da 28 ülke var ama İngiltere'nin de son aldığı tutumdan sonra buranın amiral gemisi Almanya ve biz bu krizi gittikçe derinleştiriyoruz sırf iç politikaya malzeme yapabilmek için. İktidar Cumhurbaşkanı demiş ki Hristiyan demokratlara, yeşillere ve SPD'ye oy vermeyin gibi bir çıkışta bulunmuş. Ben de oradaki siyasi gelişmeleri yakından izleyen biri olarak diyorum ki peki bu partileri dışarıda bıraktığımız zaman orada ırkçı partiler var. Türklerin orada olmasını istemeyen, Türkiye'den giden vatandaşların Müslüman olmasını istemeyen Müslümanlara karşı duran partiler var. Bunlara mı oy verecekler? PKK'yı destekleyen sol parti var. Aynen. Bunun dışında kalan bir PKK'yı destekleyen bir parti var. Buna mı destek olacaklar? Diğer boyutuyla da bakıyorum şimdi milyonlarca insanımız orada yaşıyor ve bunların bir kısmı orada SPD üyesi. Ama gelmiş Türkiye'de AKP'den milletvekili adayı olmuşlar. Bunlarla ilgili ne düşünüyor acaba Cumhurbaşkanı? Ya da bunlar böyle, ne yapacaklar? Böyle o kadar çok örnek var ki yani orada çok görevleri var ama gelmiş burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olmuş durumdalar. Tabii Avrupa Birliği süreci çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de yakından takip ettiği ve desteklediği ama
bu müktesebatıyla Türkiye'de yaşayan insanların refahını yükselteceği için bizim önemsediğimiz bir süreçti. Ankara kriterlerini koyarız, Kopenhag kriterleri olmazsa diyen bir cumhurbaşkanı var şu an Türkiye'de. Fakat bugün AB treninden indiği gibi Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı da bir sorun sarmalının içine sürükleyen bir tutum görüyoruz burada. Yine işte referandumda, 16 Nisan referandumu öncesinde Hollanda'da yaşananları hatırlayın. İşte Binali Yıldırım'ın gitmeyin, çok hassas bir süreç demesine rağmen bakan gitti. Sarayın ve talimatını. Sarayın talimatını uyguladığını çok net bir şekilde de söyledi. Ve bunun da yansımalarını orada birçok vatandaşımız gördü. Şimdi yeniden bir sorunlar yumağının içine giriyoruz burada. Ve şunu söylemek istiyorum. Nihat Zeybekçi çıktı dedi ki ya işte biz tamam burada bir sorun yaşarsak Avrasya Gümrük Birliği ile de görüşüyoruz dedi. Bir arada Şangay Beşlisi ile görüşüyoruz diyorlardı. Herhalde Şangay Beşlisi rafta kaldı. Çok hızlı bir şekilde pozisyon değiştirdikleri için. Bugün de Avrasya Gümrük Birliği'nden bahsediyorlar. Ama orada da tabii rakamlarla konuşmak lazım. Türkiye'nin 150 milyar dolara yakın, milyar euroya yakın ihracatını Avrupa yaptığını, bunun da en büyük noktasının Almanya olduğunu gördüğümüz noktada dönüp baktığımızda bu toplam ihracatımız içinde %5 bile olmayacak bir Şangay ihracatı var. Bu gerçekleri görmeden sadece retorik, aynen öyle, küçük retoriklerle tavır almak hem orada yaşayan vatandaşlarımızı zora sokacak hem de Türkiye'nin gelecek sürecini zora sokacak. Bir de orada çok önemli bir nokta var. Avrupa Birliği'nin biraz tutumu değişti, fark etmişsinizdir. Mülteci meselesini bir Kayseri pazarlığı malzemesi olarak kullanıyorlardı. Evet, işte diyorlardı ki otobüslere işte, koyarım, gönderirim. Aynen, gönderirim otobüslere sallarım diyorlardı. Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu yöneticisi John geçenlerde bir açıklama yaptı. Biz bu krizi nasıl yöneteceğimiz noktasında bir çözüm geliştirdik. Artık mültecilerden korkmuyoruz demeye başladı. Tabii bu da bizim aslında bu işi Kayseri pazarlığından çevirmektense hem ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın hem misafirimiz olan Suriyeli sığınmacıların yararına olacak şekilde yönetmemiz gerekiyordu. Ve bu çok büyük bir sorun. Türkiye'yi bir tampon olarak kullanmalarına izin vermeyip elini taşın altına sokması sağlanması gerekiyordu. Bunların hepsini yüzeysel geçen, Kayseri pazarlığı 6 milyar euro gelecek derken bugün bu yardımların hiçbirinin olmadığını gördüğümüz süreçte çıktık işte yeniden bir ey Almanya süreci başladı. Sonra da diyorlar ki turist gelmiyor. Turistler kimin yüzünden gelmiyor acaba? Ey Almanya deyince Alman turist gelir mi? Yani ya da Naziler diyerek insanları itham ederek ondan sonra turist beklemek de herhalde ahmaklık olur. Birbiri üzerine hatalar sanki biniyor. Bindikçe de hiç beklenmedik sektörleri de etkiliyor. İç politikada birkaç oy almak uğruna yapılanlar ekonomiyi, turizmi ve en önemlisi Türkiye'nin imajını son derece bozuyor. Biraz önce Interpol olayında anlattığım gibi. Ama hükümette şöyle bir inanç var. Bunu zaman zaman görüyoruz. İşte Eylül sonunda Almanya'da seçimler olur. Sonra biz arayı düzeltiriz. Düzeltebilir mi Uluç Gürkan? Merkel'in son hamlesiyle olay artık Almanya'daki seçimlerle ilişkilendirilecek boyutun ötesine taşındı. Bu son Merkel'in Gümrük Birliği hamlesi kalıcı bir hamle. Artı olayı Almanya'nın ötesine, Avrupa Birliği boyutuna taşı. Bakın şimdi Gümrük Birliği'ni anlaşmasını yenilemeyi dondurma artı zaten Avrupa Birliği ile ilişkilerde bir süredir kağıt üstünde olan katılım ortaklığı yatırımının da kısıtlanmasını önerdi. Bu konuda Avrupa Birliği içinde de bir itiraz yok. Ya ne yapıyorsun sen? Yaklaşımı yok. Görünen o ki Merkel Türkiye üzerinden seçime dönük bir hamlenin çok ötesine geçmiş vaziyette. Yani Merkel seçilse de seçilmese de Almanya öyle tabii bir yola sokuluyor ki. Kesin. Ve şey de çok acı zaten. Türkiye üzerinden seçimlerde yani Türkiye düşmanlığının Avrupa kamuoyunda oy getirir algısı da son derece yanlış. Ama onu bile geçtik diyorsunuz. Tabii geçtik. Şimdi Merkel'in bu Gümrük Birliği hamlesinin
Bir başka dikkat edilmesi gereken zamanlama yönü de var. Şu enerji ihalesinde Siemens'in almasına karşı milyar dolarlık. Buna rağmen. Bunu yaptı. Yani. Buna rağmen. 1 milyar dolarlık proje. Buna rağmen. Yani kandıramayacaklar. Evet. Yani hani ekonomik arka arkaya. Kardeşim, ekonomik arpayla falan da gerilemeyeceğiz yaklaşımındalar. Buna karşılık Türkiye geriledi. Bakın sayın adı güzel Binali Başbakan Binali Yıldırım'ın sanki biz de bu gümrükte can atıyoruz kılıklı yaklaşımı. Ama bugün ne dedi biliyor musunuz? Gümrük birliğini güncellemek istiyoruz. Yani aslında benim izlediğim Binali Yıldırım biraz daha mantıklı konuşan ses. Ama 3 gün önce yani bu sanki biz de can atıyoruz lafı nereden çıktı? Ötesinde Nihat Zeybekçi. Benzer laflar etti. Şangay yok efendim. Avrasya Gümrük Birliği filan. Ama fuar nedeniyle İzmir'de yaptığı konuşmada dedi ki Türkiye AB ile ilişkisini kısmadan Avrasya Gümrük Birliği'ne de girecek. Şimdi bunun maddeten imkansız. Evet, İkisinin yani bir arada olması anlaşmalara göre imkansız. Ya bunu bir bakanın değil. Söylemesi de aslında ama biraz şimdi bakın meydan yani, güya gümrük birliği konusunda meydan okurken 2-3 gün içinde AKP iktidarı gümrük birliği güncellemek istiyoruz. Biz o noktadayız yaklaşımına girdi. Şimdi bu Türkiye'nin o meydan okuma yaklaşımlarının sonuç vermediğini, Türkiye'ye ciddi zararlar doğurabileceğini, imajını gerçekten bazı hamlelerin bozabileceğini, işte bu Interpol konusunda ne diyor? Ya Türkiye bu şekilde kullanamaz. Ve devreye giriyor artık Avrupa'da olmaması gereken İspanya'da gözaltına alınan Almanya'da yaşayan Türk asıllı Alman vatandaşının serbest bırakılması sağlanıyor. Yani Türkiye her yerde sıkışıyor. Ve sıkışarken olan Sayın Adıgüzel'in dediği gibi o radarda yaşayan Türk vatandaşlarının başına geliyor. Bakın şu çift pasaport meselesindeki sıkıntılar. Avusturya başladı bu. Evet. Avusturya kardeşim ya Türk vatandaşlığını seçeceksin ya bana. Türk vatandaşlığını Avusturya'dan referandumda evet oyu çok çıkmıştı ama Türk vatandaşlığını seçen onu buldu mu bilmiyorum. Çok evet. Aynı şey şu an potada Danimarka ve Hollanda'da. Almanya'da Türklerle seçim kampanyası sırasında birebir bilgi de aldım. Çok açık. Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Demokrat Parti ve Yeşiller Türk seçmenleri açıkça şey yapıyor. Oyunuza bakacağız. Oy kullanmadıysanız Türkiye vatandaşlığınızı nasıl sürdüreceğinizi takip edeceğiz. Artı benim şu kadar çocuğum var, çocuk yardımı. Şu bunların hepsi potada diye orada yaşayan Türk vatandaşlarını ciddi olarak sıkıştırmaya başladılar. Bu açıdan yani şimdi Türkiye adına bir cumhurbaşkanı karşılığının olması gerekir. Yani çok gerekli bir koşulsa oy vermeyin diyorsa Türk vatandaşlarına. Yok demesi de yanlış. Hayır yanlış. Her şekilde yanlış. Yanlış. Bir o başka konuda bir şey yok. Ama böyle bir laf edildikten sonra karşılığı korkuyla Türklerin de gidip oy vermesi olursa itibar meselesinden olacak. Ne diyorsunuz Necdet Pekmezci bu konuda? Valla Zeynep zaten hem Sayın Vekilim hem Uluç abi şeyi söyledi. Ben biraz da hırsıza diyorum bakalım. Yani şimdi bakın Türkiye'de bir darbe girişimi oluyor ve Avrupa sanki o gelişimi görmüyor, duymuyor saatlerce. Şimdi diğer kısma baktığında Almanya ve onun liderliğini yaptığı Avrupa Birliği de aynı şekilde. Yani Avrupa Birliği PKK'nın mı gümrük birliğinde yoksa FETÖ'nün gümrük birliğinde? Yani Türkiye'deki teröristler gerek FETÖ'cü gerek PKK'lı teröristlerin hepsinin kucak açtığı yer Almanya. Ve oradaki hem PKK diasporası
hem FETÖ diasporası Türkiye'ye karşı kampanyanın çok önemli bir unsuru haline geldi. Bunu da görmek gerekiyor. Yani bakın, Adil Öksüz orada mıdır değil midir ayrı mesele ama orada olduğuna ilişkin iddialar var. Kimse ciddiye almıyor. Tamam, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yönetenlerin tabii ki burada büyük eksikleri var. Yaptıkları hatalar zinciri zaten üstüne gidiyor ama biraz da yani bu Türkiye olmasa da örneğin Bulgaristan aynı süreci yaşasaydı ya da Yunanistan ya da İtalya daha çok benziyor bize. Bir darbe girişimi olsaydı o Avrupa Birliği nasıl müdahale ederler ve ne yapardı? Yani neredeyse Türkiye'ye karşı bir yaptırım uygulamaya başlıyorlar. Yani sürekli eleştiri, sürekli eleştiri, sürekli eleştiri. Sen destek ver. Yani Fethullah Gülen bir terör örgütü diyorsa inanacaksın. Tabii burada tutmuyor mu? Burada, onu burada şu abi. Var. Herhalde şöyle bitirmek lazım. Programın da sonuna geldik. AKP hükümeti içeride 15 Temmuz konusunda başlangıçta olan o yeni kapı ruhuyla açıklanan o birliği sağlamıştı fakat bu dağıldı. Yapılan yanlışlar sonucunda. Şimdi Türkiye içinde 15 Temmuz konusunda böyle bir birliktelik dağılmışken Avrupa ülkelerinden, Amerika'dan, Araplardan, yurt dışından böyle bir destek beklemek ne kadar doğru? İşte bu en büyük sorun. Önce içeriği düzelteceksiniz. Önce kendi vatandaşlarınıza ey demekten vazgeçeceksiniz. Bunlar diye söze başlamayacaksınız. İşte o zaman birlik oluruz. İşte o zaman bunlara karşı dururuz. Hep söylüyorum, umut var. Umut bu ülkede var. Bu ülkenin işte genç bir vekili ağırladık bugün. Gençlerinde var, potansiyelimiz var. Biz bunları da aşacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.